Merhabalar. Bugün cam kavanoz boyama tekniğiyle karşınızdayım. Öncelikle kullanacağım boyalar Cadence Multisurface açık yeşil. Yine Cadence Multisurface bebek pembesi. İki tane kavanozum var. Pompon fırçalarım. Çünkü kavanoz boyamada, cam kavanoz boyamada pompon fırça gereklidir. Normal fırçalarla olmaz. Öncelikle bebek pembesinden başlamak istiyorum. Boyalarımı buraya sıktım. Pompon fırçamı boyama batırıyorum ve fazlasını şöyle kenardan yine pıt pıt yaparak alıyorum. Kavanozumu başlıyorum. Kavanozumun üzerinde de yine pompon fırçamı pıt pıt yaparak bu hareketlerle boyamı uyguluyorum. Kabarcıklar olmaması için çok fazla pompon fırçamı böyle bastırmıyorum. Hafif dokunuşlarla. Çünkü öbür türlü bastırdığımız zaman aksi takdirde boya kabarcıkları oluşuyor. Gördüğünüz gibi tek bir dokunuşla üzerinden bu şekilde geçiyoruz. Tekrar boyamdan alıp kenarda fazlalığını alıyorum. Evet, şimdi bu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Cam boyamalarda boya işlemimizi yaptıktan sonra iyice kurumalı. Ondan sonra ikinci katı atarız. Aynı şekilde uygulama yaparak. Şu şekilde uygulanıyor. Evet, bebek pembesi olan kavanozumun ilk katı atıldı. İçten uygulama yapılmıyor, dıştan uygulama yapılıyor. İçten kendi adıma konuşayım. Uygulama yapılmasını tercih etmiyorum. Çünkü içine koyacağımız şeyler sonuçta Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış boyalar tabii ki de. Ama kimyevi madde içerdiği için, içine koyacağımız işte malzemelerimiz için çok da sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Dıştan bu şekilde uyguluyoruz. Şimdi açık yeşilimi dökmüştüm. Aynı işlemi bu sefer kavanozumuza açık yeşilde uyguluyoruz. Yine aynı şekilde boyamızın fazlasını alıyoruz. Şu şekilde uygulamayı yapıyoruz. İlk katı attıktan sonra tekrar ikinci katta da kuruyunca camımız, boyamız ikinci katını da aynı şekilde pompon fırçayla uyguluyoruz. Sonra da süsleme, desen işini halledeceğiz beraber. Çok zevkli, çok keyifli. Şişelerimizi renklendirebiliriz. Kavanozlarımızı renklendirebiliriz. Şık bir görüntü elde ederek mutfaklarımızda yerini alabilir. Evet, bunu da bu şekilde uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, bu kavanozumuzun da ilk katı tamamlandı. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Evet, cam kavanozlarımızın ilk katı kurudu. Şimdi ikinci katını geçiyoruz. Yine aynı şekilde boyamızı, pompon fırçamızı sürüyoruz ve bir kenarda boyanın fazlasını alıyoruz. Yine boyanın fazlasını alarak kabarcıkların oluşmasını önlüyoruz. Artı çok fazla bastırmıyoruz pompon fırçamızı. Hafif dokunuşlarla, cam kavanozlarda kesinlikle normal fırçayla yapılmıyor. Çünkü normal fırçayla yapıldığı zaman bu şekilde verimli bir sonuç alınamıyor. Tam bir kapalılık kapanma söz konusu olmuyor.
İkinci katımızı da bu şekilde tamamlayacağız. Eğer ki gerekirse içeriden belli olur zaten. Kavanozumuzun içinden şöyle bir bakarız. Kapanmayan yerler varsa, çünkü gözenek gözenek içeriden belli olur camın kendisi. Yine kurutulduktan sonra üçüncü kat atılabilir. Evet, bu cam kavanozumuzun da ikinci katı atıldı ve kurudu. Görüyorsunuz içini, dıştan içe renk veriyor. Evet, iki kat da kapandı. Şimdi de açık yeşilime ikinci katını atacağım. Bazı yerlerde çünkü ilk kattan kapanılırlığı olmadı. Şimdi ikinci katta tamamen kapanacaktır. Şimdi de açık yeşilimizinkini uyguluyoruz ikinci katını. Bütün ahşap boyama, cam boyama teknikleriyle ilgili, uygulama teknikleriyle ilgili videolarımız sitemde mevcut olacaktır. Beni abone olarak takip edebilirsiniz. Abone olarak paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bütün sorular hepsi kanalımda mevcut olacaktır. YouTube kanalımda. Tek yapacağınız şey abone olmak ve izleyebilmek. Evet, kavanozlarımız boyandı. Şimdi üzerine çay, kahve ve şeker stencil'ını şablonuyla rölyef pasta uygulaması yapacağız. Bu da Kadens klasik rölyef pasta, beyaz olarak şu şekilde. Rölyef pastanın özelliği uyguladığımız yüzeylerde daha kabarık bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi öncelikle rölyef pastamızı açıyoruz. Şekilde. Bir spatula yardımıyla öncelikle rölyef pastamızı şöyle bir bulunduğu yerde karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bitti. Stencil şablonumuzu cam kavanozumuzun üzerine yerleştirmeden önce daha iyi tutunabilsin diye stencil yapıştırıcısıyla sabitliyoruz. Öncelikle şöyle çantayı hafif yüzeye şu şekilde sıkıyoruz. Hangi bölgeye yazacaksak oraya denk getirerek düzgün bir şekilde stencil şablonumu şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi rölyef pastamdan birazcık alıp harflerin olduğu yere spatulayla yavaş hareketlerle düz bir şekilde yediriyoruz. Görüyorsunuz herhalde. Spatulayla daha sonra düzeltmeye başlıyoruz. Rölyef pastanın özelliği dediğimiz gibi daha kabarık bir görüntü veriyor objede. Daha sonra üstünden fazlasını alarak
şablonumuzu çıkaracağız. Şimdi yavaşça şablonumuzu yavaşça çıkarıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi kahve ve şeker olarak da uygulayacağız. Yine diğer kavanozumuza da şeker olarak uygulama yapacağız. Yine stencil yapıştırıcımızı sıkıyoruz. Uygulayacağımız yüzeye denk getirerek yine şu şekilde yamuk olmamasına dikkat ediyoruz. Ve stencil şablonumuzun kıpırdamaması gerekiyor. Bunun için zaten stencil yapıştırıcısı sıkıyoruz. Ki rahat uygulama yapabilelim. Evet, gördüğünüz gibi bunu da yapıştırdım buraya. Yine aynı işlemi burada da uygulayacağım. Rölyef pastalarımızı renkli olarak uygulamak istersek bir kaba alıp içine birazcık boya katabiliriz. Evet, şimdi buna da aynı işlemi yapıyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz. Yedirdikten sonra. Çok güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Kabarık. Dışarıda o kadar para vererek aldığımız üstü yazılı olan kavanozları biz kendimiz evimizde bu şekilde yapabiliriz. Çok bastırmadan üstündeki tabakayı inceltiyoruz. Evet, fazlasını da aldık. Şimdi bunu da yavaşça çıkarıyoruz. Stencil şablonumuzu şöyle göstereyim. Çok yavaş hareketlerle. Evet, bu da şeker. Gördüğünüz gibi. Kabartmalı, üç boyutlu şeklinde duruyor. Evet, şimdi sıra geldi kapaklarımızı boyamaya. Ben kapaklarda da pembe olan kavanozun üzerine yeşil kapak yapacağım. Yeşile de pembe uygulayacağım. Yine aynı şekilde pompon fırçamızdan aynı işlem uygulanıyor. İçten değil, dıştan yapılıyor yine. Kapağımızın üzerine yine pompon fırçayla uygulama yapıyoruz. Fazlasını alıp rölyef pasta uyguladığımız yüzeyin çok iyi kurması lazım. Tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra vernik uygulamasını yapıyoruz. Ben yine buna her zaman onu kullanıyorum ve onu kullanmayı tercih ediyorum. Ultimate yine Kadence'in Ultimate Glaze Vernik kullanacağım. Yine bir kat uygulanıyor o. Ve daha parlak. Evet, kapağımızda da yine tek katta kapanılırlığı olduğunu görmediğimiz anda yine ikinci katı uygulayacağız. Ondan sonra ben bunu güzelce kurdeleyle etrafını süsleyeceğim. Dediğimiz gibi dışarılarda gördüğümüz o renkli cıvıl cıvıl cam kavanozları biz kendimiz de evimizde uygulayabiliriz. Hem de kendi zevkimize göre
Pompon fırçayı çok fazla bastırmıyoruz, kabarcıklar olmasın diye. Eğer kabarcık olduğunu gördüğümüz zaman daha hafif hareketlerle uyguluyoruz. Bu uygulamada da cam kavanoz uygulamasında da hem cam kavanoz üzerine boyama ve hem rölyef pasta uygulaması bir arada oldu. Nasıl süsleniyor, nasıl yapılıyor onu hep birlikte öğreniyoruz. Yine söylüyorum, teknik anlamda ahşap ve porselen, polyester, boyama ile ilgili bütün teknikler sitemde mevcuttur, YouTube hesabımda. Tek yapacağınız şey abone olmak. Abone olduğunuz zaman uygulamalarımla ilgili bilgiler size gelecektir. Şimdi öbür kapağımda uygulama yapacağım. Bu kuruyacak. Şimdi diğer kavanozumuzun kapağını uygulamasını yapacağız. Onu da yine yeşil olarak yapıyorum bu sefer. Demin bahsettiğim gibi pembe olan kavanoza yeşil kapağı koyacağım. Tabii bu tercih meselesi. Pembeye pembe de koyabilirsiniz. Ben sadece daha güzel bir görüntü olsun diye tercih ediyorum. Evet, kapaklarımız da boyandı. Şimdi süsleme yapacağım ben bu kavanozlara. Dediğim gibi verniklerini rölyef pastamız kuruduktan sonra atacağım. Rölyef pastamız da kumaşlara uygulanan rölyef pastalarımız da var. Onun uygulamasını da yakın zamanda yapacağım. Bu cam kavanoz üzerine uyguladım. Şimdi süsleme yapacağım. Bunu bunun üstüne, bunu da bunun üstüne koyarak tezgahımı renklendireceğim. Evet, kavanozlarımız hazırlandı. Biri şeker kavanozuydu, biri de çay. Şimdi bu rölyef pastanın kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da tek kat ultimate glaze verniğimizi atacağız. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.